Evet arkadaşlar şimdi size iki yıl boyunca hayatımda ne gibi şeyler oldu, neden 2 yıl boyunca bu kanaldan uzak kaldım ve basışıma bir sürü şeyler geldi. Bunları anlatacağım. İlk önce şöyle başlayacağım. Ben yaklaşık bir buçuk yıl önce TikTok'tan bir çocukla tanıştım. Ve çocukla tanışmamız sonucu biz sevgili olduk. Biz bu çocuğun ailesinin evine gittik annesiyle, ablasıyla vesaire tanışmak için. İlk günlerde her şey çok güzeldi. Sonrasında bazı sıkıntılar oldu ve bunlar beni istemediklerini dile getirdiler. Neyimi istemiyorlarsa gerçi. Sonrasında işte hayatındaki çocuk ailesine söz geçiremediği için beni arka plana attı, geri plana attı. Sonrasında ben ondan vazgeçmediğim için kendi ailemi onun ailesi gibi yaptım. Hani dedim benim ailem senin ailen olsun. Gel dedim. Biz bir yuva kuralım. Biz birlikte kalalım. Benim ailemin yanında kal, çalış vesaire dedim. O da bunu kabul etti. Bir süre biz benim ailemin yanında kaldık. Sonrasında tabii ki orada da sorunlar baş verdi. Ben ona dedim ki hani bir ev tut sonuçta çalışıyorsun. Sonra o sürekli ailesine gidip gelmeye başladı. Daha biz evlenmemiştik tabii ki sevgililik sürecindeydik. O ailesine gidip gelmeye başladı. Bir gün biz kavga ettik. Sonrasında ailesinin evine gitti. Sonra ben kendi ailemle kavgalarım oldu. Kendi ailemle kavgalarım olduğu için ben onun evine gitmek istedim. Birkaç gün aldı beni evine. Sonra annesi falan kızdılar işte. Bu kız niye buraya geliyor? Aranızda bir bağ yok, bir şey yok. Burası sığma evimi. Her evsiz kalanı biz evimize alamayız vesaire diyerekten. Sonrasında işte böyle oldu, oldu, oldu. Bir gün o da beni alıp kendi evinden ayrıldı tamamen. Sonra biz benim ailemle birlikte bir yola çıktık, yolculuğa çıktık. O yolculukta bazı şeyler oldu, biz onları bırakmak zorunda kaldık. Sonra ben bir süre sığınma evine gittim. Yaklaşık üç kez sığınma evine gittim. Tabii ben sığınma evine gidip kaldığımda da bu çocuk kendi ailesinin evindeydi. ...üç kez sığınma evine gittim. Sonrasında... ...annemi buldum. Annemle bayağı bir müddet görüşmedim. Sonrasında annemi buldum. Daha doğrusu annemi babamın evinde buldum. Annemin yanına gittiğimde... ...birkaç gün orada kaldım. Yani birkaç gün dediğim gündüzleri... ...annemin evine geliyordum. Akşamları bu çocuğun evine gidiyordum. Çünkü o dönemde onun ailesi... Kurban bayramı olduğu için kurban kesmeye gitmişlerdi. Üç aylığına yoklarmış evde. Sonrasında işte böyle annem de git kal et derken biz ikimiz gidiyorduk bu çocukla annemin evine gündüzleri. Sonrasında işte e, bu çocukla birlikte ben e, bir televizyon izliyorduk. Burada bir çift gördük yayınlanan bir programda. Sonrasında ben oraya başvurdum. O dönemde de yine benim babamla aram kötüydü. Başvurduktan sonra ben oradan da ayrıldım annemin evinden. Sonra oraya başvurduk biz. Ben ama hiç hani ümitlenmiyordum böyle bir şey olacağına, böyle bir geri dönüş alacağımıza. Oradan ayrıldıktan sonra ben de olmuşabildim yine sığınma evine gidecektim. Çünkü başka bir çarem yoktu. Ve sonra bana bir telefon geldi. O telefonda da ne oldu? Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.